Efendi gibi dersinizi dinleyin, kimseye de bulaşmayın, ondan sonra da eve gidin. Tamam abi, kavga yok. Ha, Panter harika bir kızları. Hadi bakalım. Aybükeciğim, ne yaptın? Annemle babama güzel güzel ağladın mı? Bir de nasıl yalvardın tam olarak? Bir gösterir misin? Harika, ben gerçekten artık kavga çıksın istemiyorum. Tamam, yaptığım hatayı da anladım. Barışalım mı? Olur, barışalım. Ama bir şartla. Şimdi biz bu kağıdı üstüne yapıştıracağız. Sen de dersler bitinceye kadar hiç çıkarmayacaksın. Harikacığım, ne yazıyor kağıtta? Şöyle yazıyor. Ben iftiracı bir pisliğim, zavallı bir kızım. Ver onu bana. Tamam, bırak yapıştırsınlar. Rahat bırakmayacaklar belli, bari çekeyim cezamı. Harika, ver şunu. Biz düşündük, taşındık, seninle barışmamaya karar verdik. Tamam kızlar, sakin. Ömerciğim, biz sınıfa mı geçsek artık ha? Hadi bak. Oo, kimleri görüyorum ya? Ömercik, nasılsın? Kaça tobur olursun mesela? Ya da böyle kampanya mampanya yok mu bu ara, böyle planlı bir şeyler ha? Ömer, boş ver. İstedikleri de bu zaten. Ay, aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekiveriyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Oğuz, bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya, ondandır kardeşim. Anladım. Hadi izin verin de geçelim biz. Aa, izin vermezsek ne olur? Yoksa yine gidip garson abinize mi ağlarsınız? O bebeği. Abiye gerek yok ya. Geçen de sizi gayet de güzel paketlediydik. Tam da böyle kurdelerini takıyorduk ki parti bitti ya. Gel ben sana göstereyim paketi, gel. Paketi göstereyim ben sana. Sen de çekil be. Sister mı? Aslan, yakışıyor mu sana hiç? Maskere. Sana ne oluyor? Ya ne yaptın ya? Aa, çek elini, bırak. Bırak saçımı. Bak, bırak saçımı. Bırak diyorum, bak bir daha söylemeyeceğim. Bırak saçımı diyorum sana. Bırak. Benim abim olsun. Bırak. 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 Bıraksana saçımı. Bak, bırak diyorum. Bırak. Kesin. Çek elini. Kesin. Ne oluyor burada? Çocuklar, okulda olduğunuzun farkında mısınız? Ne bu haliniz? Hadi herkes sınıflarına. Hemen siz de dağılın. Hadi çocuklar. Sen de sağ ol kanka ya. Bayağı yardımcı oldun. Oğlum, kızdan dayak yedin lan. Hop. Berko. Oğlum, bozuldun mu ya? Siz dövdük ama abi. Ya sisterim, sen ne yaptın öyle ya? Hani olay çıkarmayacaktık? Diyene bak. En çok sana tarlandın kız. Şu durağa sinir oluyorum. Nerede o soytarı? En doğru, gel. Vurma, ne istiyorsun? Kuzeni arıyoruz canım, seninle bir işim yok. Hah, buradayım canım, ne vardı? Evet, gel bakalım benim. Ne yapıyorsun lan, bırak yakın. Berk, sen karışma. Bırak şunu. Harbiden Aybüke doğru söylüyor ha. Tam bir kuklasın. Ya merakımdan soruyorum, sakın yanlış anlama. Otur komutta verince oturuyor mu? Doğru konuş, senin yüzünü yamulturum ama ha. Gerçekten mi? Şşş. Derdiniz de sizin. Senin harikayla ne alakan var ha? Nerede görüştünüz siz? Harikaya sor. Sana soruyorum. Okey.
kafede karşılaştık. Sonra çıktık birlikte oradan, araba turu attık, eğlendik falan. Oğulcan tamam. Ne tamam ya? Soruyormuş arkadaş, anlatıyorum. Sonucuma şekerim harikacığımın biliyor musun? Biraz canı sıkkınmış, çektik sağa dertleşti. Sen kimsin lan ha? Sen kimsin oğlum? Harika seninle ne konuşabilir lan? Çekil tamam. Bilmem. Ya beni seçti o gece. Ya sen isteseydi arardı. Dur bir düşüneyim. Yanındaydım çünkü. Aramadı. Değil mi? Defol git. Gerizekalı. Ama Doruk'cum yani hem soruyorsun hem sinirleniyorsun. Böyle olmuyor ki. Ha? Abarttım biraz. Hatırladın mı bunu? Hatırladın, hatırladın. Şimdi herkes görecek bu görüntüyü. Sen gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan, manyak mısın? Sen karışma. Harika manyak mısın? Bıraksana. Sus. Bırak. Harika lafım çıktı. Sen ne yapacaksın? Harika bak, bu sefer seni çok fena yaparım. Bahisler açıldı kızlar. Harika, 50 lira. Harika. Bak bu sefer seni çok fena yaparım. Harika artı bir. Ya. Sus. Asiye bir şey yap, çok acıyor. Seni öldüreceğim. Oha. Abi Asiye diyecektim ya. Sen gel bakayım buraya. Çok iyi yaptı. Çekil. Bir dokun ona. Herkesin içinde hırsız var diye bağırırım. Kapat çeneni. Ne oluyor burada? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Senin dudağın kanamış. Çabuk odama. Yürüyün çabuk. Harika başlattı hocam. Odama dedim. Üçünüz de. Hemen. Ne oldu burada? Evet. Nereye gittiler? Aybik kendini benden alamazken. Gerçekten aşık mı bu kız sana? Fotoğrafta ne görüyorsan o tatlım. Kavganın intikamını almak için mi paylaştın bu fotoğrafı? Saçmalama ya, ne intikamı? Ben onun dediklerini kale bile almadım ki. Hem biri hakkında söyleyecek bir şeyin varsa böyle belgelerle konuşacaksın. Öyle çamur at izi kalsın falan yok yani. Yani keşke böyle bir şey yapmasaydım Berk. Hiç hoş olmamış bence. Bence de kanka biraz gereksiz olmuş. Niye ya? Nesi gereksiz ki şimdi? Kız her bulduğu yerde beni köşeye sıkıştırıp ahtapot gibi üzerime atlıyor. Sonra da ben ona yüz vermiyorum diye hakkımda abuk sabuk şeyler zırvalıyor. Gerçek yüzünü ifşa edince mi gereksiz oldu şimdi? Bırakın ya. Bu ne lan? Neye benziyor? Geberteceğim lan seni. Oğulcan dur, tamam dur oğlum dur. Dur Oğulcan dur. Manyak mısın? Ya Doruk bıraksana. Oğlum tamam sakin. Ya Doruk bırak bırak. Dur ben sakinleştireyim onu dur. Manyak mısın oğlum, ne yapıyorsun dur. Dersini veriyorum gerizekalıya. Dur oğlum dur bırak. Bunların da olaysız günü olmuyor vallahi ya. Vallahi her gün kavga. Lan geberteceğim lan seni. Doruk çık. Sen beni geberteceğine git önce o varoş kardeşine sahip çık. Onun benim üstüme atlamasında hiç sıkıntı yok. Ama ben fotoğrafını çekince mi suç oluyor yani? Hadi lan oradan. Doruk bıraksana. Tamam, dur tamam dur, tamam dur. Sakin ol. Ya bırak, bırak şimdi bırak. Bırak. Oğulcan. Yeter. Özür dileyeceksin. Niye? Karşılık vermedin minnoş kalbini kırdım diye mi? Abi. Aybike'ye yaptığın pisliklerden dolayı özür dileyeceksin. Yok ya. Şu masaların falan da tozunu alayım mı? Papucumun garsonunun triplerine bak sen ya. Lan oğlum. Özür dileyeceksin. Ya bir sinek mi vızıldıyor? Sen de duyuyor musun Aybek? Ha pardon. Sen beni görünce aklını kaybediyordun değil mi? Unutmuşum ben onu. Sen var ya. Ne yapıyorsun lan? Bıraksana. Doruk şey yap.
Bırak lan. Bırak. Özür dile. Özür. Bir daha söyle. Özür dilerim. Şimdi daha yüksek sesle. Özür dilerim. Defol git şimdi. Bir daha da kardeşlerime bulaşma. Hiçbirim. Hadi siz de silin fotoğrafları. Eğlence bitti. Ay be. Eleman iyiymiş yalnız. Kimin sevgilisi? Ya şimdi yanına gitmeyeyim değil mi? Böyle Alif'in mesele ya, karışmak gibi olmasın. Çıkabilirsiniz. Hocam grup ödevi değil değil mi? Kendimiz yapacağız. Evet Aybüke, bireysel ödev. Tüh ya, üzüldüm bak. Anlamadım. Keşke yine grup ödevi olsaydı. Kardeşine ne güzel kaynaşırdınız ha. Aa, üstelik bu sefer böyle şakacıktan da değil. Doya doya birbirinize sarılırdınız. Şu sen kahvaltıda ciğer yemiş galiba. Cesarete bak. Senin kafana güneş geçti galiba. Yo. Niye ki? Ömer senin kardeşin değil miymiş? Değil. Kardeşim falan değil o benim. Hı hı. Oldu. Bak, bir daha böyle bir şey duymayacağım. Hiçbirinizden. Harika ya. Sıkıldık ama senin şu afrandan tafrandan. Yeter. Milleti eziklemeye doy artık. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Yani haklı. Kendi canı sıkılınca herkese bir atar bir surat. Hem niye bu kadar tutuldun ki kardeş olayına? Annen kabul etti, sana ne oluyor? Girl fight. Ludik. Kız kavgası yükleniyor gençler. Aa. Ama bak böyle evliyken olan gayrimeşru bir olay falansa anlarım. Neden Ömer benim kardeşim değil diye tutturduğunu. Hatta bak çok üzüldüm biliyor musun? Sen kimse bana üzülüyorsun ya? Kimse? Sen ne yapıyorsun ya? Bak mahvedelim seni. Ne yapıyorsun? Ay yok. Bu çantanın aynısı harika da var. Şimdi benden gördü aldı der falan, hiç uğraşamam onunla. Kalsın. Siz hala bozuk musunuz onunla? Ayşe'cim sen iyi misin? Sınıfta saç baş birbirimize girdik resmen ya. Deli manyak. Her bir de yapıştı yani, anladın mı? Süsi, sen bize bir izin versene. Ayşe ile bir hasret giderelim. Aa, sen nereye kalkıyorsun ya? Otursana. Niye ya? Şöyle bir sevinç yığılığı, bir sarılma, kucaklaşma falan yapmayacak mıyız yani? Hı? Yani bak, aynı okuldayız ve sen hep bunu istiyordun. Ben bunu seninle sevgiliyken istiyordum Tolga, şu an değil. E o zaman biz de yeniden sevgili oluruz. Olmaz mı? Ne yapıyorsun ya sen? Kendine gel Tolga, olmaz öyle bir şey. Oğlum onun ne işi var lan burada? Kaydını buraya aldırmış. Ya bıraksana kolumu. Ayşe'yi rahatsız mı ediyor lan bu? Ömer dur, Ömer! Şişt. Hayır dur oğlum. Ayşe gel buraya. Vay, şampiyon. Hoş geldin. Hoş geldin abilerin abisi. Seni rahatsız mı ediyor? Yok etmiyor. Ömer gerçekten etmiyor. Siz sevgili mi oldunuz? He. Biz neler kaçırmışız ya. Ömer. Hadi Ayşe'yi de alsın buna çıkın abicim. Tabii tabii gidin siz. Gidin de.
Tolga Ömerciğin yemesin kıtır kıtır. Geçen sefer boğazında kalmıştı. Nasıl olacak o iş? Gidin siz Ömerciğim, gidin. Biz zaten bir problem varsa abinle hallederiz. Alışkınız nasılsa. Sendin. Hatırladım. Sendin değil mi lan? Ha? Sen soldun dükkanı. Ha? Ömer değil, Ömer. Sen soldun dükkanı. Ne diyorsun oğlum? Yürü git. Abi gördüm, ayakkabısını gördüm. O soydu, gel lan. Lan oğlum, hayal mi görüyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya, sen çaldın. Gördüm oğlum. Ömer, tamam, Ömer. Oğlum bana bak lan. Şişt. Ömer doğru mu söylüyor? Eğer var ya, bak. O telefonları çalıp suçu Ömer'in üstüne attıysan, bunu senden çok kötü çıkartırım. Ne yapıyorsun sen, pardon? Senin son yediğin dayak yetmedi galiba sana, ha? Ne olur kardeşime dokunma. Ne olur onu rahat bırak diye bana yalvardığın günleri ne çabuk unuttun sen, ha? O gün senin haline acıdım diye mi senin bu bütün yaptıkların? Ha abisi? Ne diyorsun oğlum, ne daya? Abicin seni dövmeme kıyamadı, geldi kendini de öldürdü. Bilmiyor muydun ufak kardeş? Haberin yok muydu senin? Sen illa kendini öldürtken ha? Ömer, Ömer! Aa! Ne vahşi bir şeysin sen be! Kavga etmeden duramıyor musun? Kümeste yaşamaktandır o. Kendini horoz dövüşünde zannediyor galiba. Hadi oğlum hadi. Hadi bas git. Hadi uğraşma bizle. Hadi hadi hadi. Hayırdır? Sen kime emir veriyorsun? Hı? İster bulaşırım. İster döverim. Oğlum, bak bana. Bak benim kardeşim, benim zayıf noktam. Sana çok kötü şeyler yaparım. Keyif için duvardan duvara vururum seni. Duydun mu beni? Ne oluyor burada? Niye herkes buraya toplandı? Hocam, şu ikisi arkadaşımıza saldırıyor. Öyle mi? Yok hocam ya, hiç olur mu öyle şey? Biz şakalaşıyoruz sadece arkadaşlarla. Hadi, yine de dağılın bakalım. Zaten birazdan zil çalacak. Kızım sen manyak mısın? Senin derdin ne? Bunu sen mi söylüyorsun gerçekten? Tescilli manyağın kim olduğu belli bence. Hala yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Şampiyon sen bir geri dur istersen. Kes sesini. Bunu sen yaptın. Sen kendi kendini yaraladın. Sen hayal falan mı kuruyorsun? Aa, kafan mı iyi senin be? Bana bak. Hadi Tolga'yı kendine dengin gördün, saldırdın falan da. Hiç mi utanmadın bir kıza el kaldırırken ha? Ben Harika'ya el kaldırmadım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Değil mi? Ha, kendi kendine oldu diyorsun yani, öyle mi? Ya siz hala ne tartışıyorsunuz burada? Evet, Harika yaptı. Annesiyle Ömer'in arasını açmak için. Çünkü deli gibi kıskanıyor onları. Aa! Ne kıskanacağım bunu be? Hem annem onu sevseydi kovmazdı. Anlatmadın mı bunu kardeşlerine? Vay! Anne oğul draması sona erdi demek ha? Sen de geç buldun, erken kaybettin be Ömercik. Çok yazık. Ne oldu? Çok mu hoşuna gitti? Duygusuz, ruhsuz vampir. Ne olacak? Ya niye öyle diyorsun ama tatlım ya? Benim de duygularım var, biliyorsun bunu. Üzme beni. Ay. Ya bak şu an çok sevindim gerçekten. Ne mutlu bana seni üzdüysem. Ya bayılıyorum bu aşk nefret ilişkimize var ya, bayılıyorum ya. Ne oğlum, hayırdır? Aşk meş, ha? Ay üf. Ay sıkıldım sizden, çok sıkıcısınız ya. Nefret ediyorum hepinizden. Ya sen galiba bizim sana bayıldığımızı falan zannediyorsun. Senin etrafında dolaşan insanlar bile senin manyaklığından korktukları için yanındalar. Bil diye söylüyorum. Pardon? Ne manyaklığı mı gördünüz ya? Ay ne manyaklığı mı gördünüz diyor ya? Hangisinden başlayalım bebeğim? Daha geçen gün Doruk'u kıskandın diye sınav kağıtlarını çalıp Asiye'yi suçlamadın mı? Yüzüne gerçekleri vurdum diye beni de soğuk hava deposuna kapattın mesela. Uydurma ya. Yalancı pislik. Ağır ol.
Harika, vallahi çok sıkıldım senin şu sıfat tamlamalarından ha. Harika. Bir daha benim hakkımda kimseye yalan yanlış konuşma. Seni son kez uyarıyorum. Ya bir şey diyeceğim. İki saattir konuşuyorsunuz, dinliyorum. Herkes de bir atar tutar. Harika'ya ne olacakmış pardon, ağzını açarsa? Sen bir bahsetsene bana ondan. Seni ilgilendirmez. Sen niye sürekli benim ayağımın altında dolaşıyorsun ya? İlgilendirir, ilgilendirir. Oğlum bak zaten sana sinir oluyorum. Dövdürtme kendini bana. Sen kimi dövüyorsun lan? Çubuk kraker. Oğlum buna bak. Şşşt. Yavaş lan. Hop çekil. Bas lan geri. Bak seni bir daha döverim. Bu sefer Allah'ın kulu elimden alamaz ha. Çocuklar. Ne oluyor burada? Hocam şimdi biz arkadaşlarla eğleniyorduk. Yani. Zil çaldı herkes sınıfa. Hadi içeri. Oğlum ne bakıyorsun? Anlattım ya formülü sana. Sinüs, kosinüs farkı ne? Oturabilir miyim? Otur, otur. Geç kanka. Hadi Olcan, çöz şunu. Şimdi bu duruma göre Kuzi, tek başına mahzun takılan karşı dik kenarla mesela. Oğlum ben onu anladım da. Ay aman Olcan. Yani bunu da anlamayan hani... Ne bileyim herhalde biraz şeydir. Olcan, bak sana formülü söyledim. Bak sinüs yok, kosinüsü de veriyorum sana bak. 12/13 - 5/13. Sonra? Allah seni kahretsin Olcan. Sonra da ikisini birbirinden çıkaracaksın işte Olcan. Heh. Bak sana sonucu da söylüyorum. 7/13. Bu kadar ya. Oğlum tamam ne kızıyorsun ki şimdi ya? Ya yani benim de sözel zekam yüksek yani ben ne yapayım? Yalnız cidden kolay ya. Hani formülleri ezberlesen yeter. Öyle mi Doruk'cum? Sen yakışıklı olduğun kadar zeki misin? He? Hani biraz iyiyimdir bu konularda. Bir tane daha çözeceğiz. Gel. Oh my god ama kuzen ya. Oğlum neyini anlamıyorsun? Vallahi yeter ya. Oğlum benim olayım sahne matematik değil ki. Şş, çözeceksin. Gel buraya. Miyiz? Yok, hayır. Bak, ben sadece izlerim ha, şimdiden söyleyeyim. Sonra beyefendim arka çıkmadın, yok yerinden kalkmadın falan diye trip atma bana. Tamam kanka, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun oğlum sen, ha? Al şunu masadan. Sakin ol yakışıklı prens, sakin ol. Kötü bir niyetim yok. İyi niyetliyim aslında. Başlatma iyi niyetinden. Ya sizinle gerçekten sakin sakin bir şey konuşulmuyor biliyorsunuz değil mi? Oğlum yürü git, yiyeceksin daya oturacaksın aşağı şimdi. Ömer ne oluyor? Vay, Kadir de geldi. Süper. Peki, bakın ben şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşıldım. Canım, bak ben onu aldım, yerim diye düşündüm ama yiyemedim. Sizi de Aybike ile konuşurken duydum. Galiba eve artık yemek götürüyormuşsun. Dedim ki bari ziyan olmasın, götüreyim Asiye'nin önüne koyayım. İyi yapmamış mıyım? Ne diyorsun oğlum sen, ha? Ecelini mi susadın, psikopat manyak? Sen zorla kendini öldüreceksin bize, ha? Lan oğlum sizden korkan sizin gibi olsun lan. Hey! Hey, ne yapabilirsin lan, ha? Sen o sandalyeyle ne yapabilirsin? Derdin ne oğlum senin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni böyle sabaha kadar döveyim onu mu istiyorsun? Abi tamam uyuma şuna bak, okuldayız, işten falan kovulursun abi bırak. Bak, o zaman ne olur, ha? Artık martılar gibi çöpten beslenirsiniz, işsiz kalınca değil mi? Oğlum gebertirim lan seni! Abi tamam bırak, bak bu pislikle kavga edip işten kovulmayacaksın bırak. Bu okulda kovulmayacak tek kişi benim galiba, ha?
Ya abartmış gibi oldum ama ne yapayım, babamın okulu. Doruk. Yedin ama yumruğunu, nasıl yapacağız? Özlemişim. Oğlum senin amacın ne ha? Sen doyamıyor musun hayvan gibi dayak yemelere? Senin babandan yediğin yumruklar tamam. Gitmedi mi? Ya Doruk bıraksana. Deniz içeri. Doruk bırak, tamam yeter. Doruk. Tamam. Ne oluyor burada? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Hiç hocam ya, öyle şakalaşıyorduk biz arkadaşlarla. Ne bakıyor be bunlar bize? Telefonlarına bakıyorlar. Sen telefon nerede çıkarsan bize bakalım neye bakıyorlar. Sen zahmet etme. Benden bakarız. Dün gece erken uyuduğunu söylemiştin. Partilediniz galiba ha? Allah kahretsin. Asiye, kim bu adam ve bu fotoğraf nerede çekildi? Kim paylaşmış bunu? Sır ve Gerçekler diye bir hesaptan. Okulun sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmış. Yani gördüğünüz üzere herkes de var şu an. Başlık da şu. Asiye ile çılgın bir geceye var mısınız? Ne kadar eğlendiyseniz artık. Asiye dur, dur. Asiye. Ya neler oluyor? Biriniz anlatabilir mi acaba? Dün gece çok büyük bir yanlış anlama oldu. Ya saçma sapan bir pozisyonda bulduk kendimizi. O anda bu fotoğrafı çekmişler işte. Ne demek yanlış anlama oldu ya? Ne yaptınız siz? Dün nereye gittiniz? Anlamıyorum hiçbir şey. Şok şok şok. Kümes gülünün gizemli geceleri. Harika. İşine bak sen. Alp'in doğum gününe gitmeyerek hata etmişiz demek ha? Allah'ın maçı tercih eden sendin kanka. Bu karıyı göreceğimi bilsem bir sene daha beklerdim şampiyonluk için. Yalnız Alp ve Asya ne alaka? O kısmı çözemedim hala ben. Eh be Berko. Oğlum ben tezgahladım işte. Neyini anlamadım bunu? Vay, entrika reis. Helal sana. Asiye. Ne bu fotoğraf? Ne oluyor? Ömer, vallahi bak düşündüğün gibi bir şey değil, yemin ederim. Kızım, ben bir şey düşünmüyorum. Ne oldu, onu soruyorum. Asiye, ne oldu? Ömer, tamam. Önce biraz sakin etsin. Al su içeceğim. Oyuna getirmişler bizi dün gece. Garsonluk yapmaya gittiğimiz yerde başka bir şey sandılar bizi. Bir dakika, anlamadım. Ne demek başka bir şey sandılar? Kızım doğru düzgün anlatsana şunu, ne sandılar? Parayla işte onları eğlendirecek kızlar olduğumuzu zannetmişler. Zannedin. Şey sanmışlar. Şey. Ay yazık, minnoşlar mahvoldu be. Asiye, sen eskort daha mı başladın? Kafe mafe yetmedi, yeni bir şeyler mi deneyeyim dedin. Güzel. Bana bak. Defol git, elimden gaza çıkmasın. Ben gerçekleri söylüyorum. Söylemeyeyim mi? Söyleme. Kapa çeneni ve yok ol buradan. Ne oldu? Ağrına mı gitti sevgilinin yeni işi? Sen yeterince para sağlayamamışsın. Kız da kendince bir çıkış yolu aramış. Harika bak. Asiye hakkında düzgün konuş, yoksa mahvederim seni. Tamam? Doruk, tamam dur. Siz gerçekten tiksinçsiniz ama. Halbuki
Nereden çıktı bu garsonluk işi? Kim ayarladı size? Selim'in kafesine gelen bir kız. 3-4 kişi doğum günü kutlayacaklar. Siz de garsonluk yapın, gecede 1000 lira alın dedi. Zaten Asiye'yi ben zorladım. O istemedi başından beri gelmek. Aferin sana sister. İyi alt ettin. Anasının kızı zaten. Parayı görünce... Şşş. Oğulcan, üzerine gitmek için doğru bir zaman değil bence. Asiye bak, ben özür dilerim, tamam mı? Yanlış anladığım için çok özür dilerim. Ama orada olan biteni bize anlatmanız lazım. Yani bu şerefsizler size bir şey yapmaya çalıştı mı? Ne oldu orada? Ne oldu oğlum? Ne saçmalıyorsun sen ya? Tamam, tartışmayın. Düşündüğünüz gibi bir şey olmadı zaten. Biz rahatsız olduk, hemen geri dönmek istedik. Çocuk, fotoğraftaki çocuk da beni zorla kendine çekince ben de ittirdim, tokat falan attım. O da sinirle beni ittirdi işte. Kafamı çarptım yere. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Sen niye söylemedin bunları bize? Ya başının arkasına, uzun kenarına çarpmış, biraz kesilmiş. Gece pansuman yaptık, geçti. Ben inanamıyorum size ya. Burnumuzun dibinde yaptıklarınıza, yaşadıklarınıza inanamıyorum. Kim bunlar? He? Kim? Ya Ömercik. Geçmiş olsun. Galiba senin kardeşin kötü yola düşmüş. Ben seni düşüreceğim kötü yola. Oğlum bak, senin kemiklerini kırarım ha. Kemiklerini kırarım. Ömer. Sen akıllanmayacağım. Seni öldürürüm oğlum. Ömer tamam. Dün gece Asiye ile bir garsonluk işi için doğum günü partisine gittik. Bizi çağıran kız garson değil, başka bir şey olarak tanıtmış bizi. O dediği şey olmadığımız zaten ortaya çıktı o fotoğraf çekilince. Sonra da herkes dağıldı, tamam mı? Kafanızdan salak salak senaryolar kurup fotoğrafın önünü arkasını tamamlamayın hiç. Bütün olay bu, bu kadar, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Aybike de mi oradaydı? He, oradaydı. Ya Aybike, şey soracağım. Kaça geliyorsunuz partilere? He? Olcan dur, tamam. Lan oğlum gebertirim lan seni. Doğru konuş. Oğlum her gün biz seni mi döveceğiz lan? Akıllansana az. Arkadaş dayak arsızı çünkü. Başka türlü akıllanmıyor. Yakışıklı prens. Bence sen o çeneni kapat da kendi kız arkadaşına sahip çık önce. Ne diyorsun lan sen, ha? Öldürürüm lan seni. Dur, tamam. Ha? Gel, gel. Dur, tamam. Dur. Dur. Tolga. Efendim hocam. Ne oluyor burada? Bir şey yok hocam. Dün gece şampiyon olduk ya, onu tartışıyoruz arkadaşlarla. Onun harareti bu. Daha sessiz, daha sakin olsun o zaman. Küçük sınıflar sizleri örnek alıyor, unutmayın. Tabii tabii hocam, çok haklısınız. Hadi Tolga, gidelim biz ha. Gidelim kanka. İyi dersler herkese. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.